Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy adliya ministeri Anqara ziyorati bo'ldi. Xitoy adliya ministeri Fu Jinhua Anqarada Turkiya adliya ministeri Abdulhamid Gul bilan ko'rishdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyeti Adliya ministeri Abdulhamid Gul davlat ishlari ziyorati doirasida poytaxt Anqaraga kelgan Xitoy adliya ministeri Fu Jinhua bilan ko'rishdi. Ikki ministrning adliya ministerligidagi 1 soatga yaqin davomlashgan yopiq uchrashuvida ikki davlat orasidagi hamkorlik to'g'risida fikr almashtirdi. Uchrashuvga adliya ministeri yordamchisi Salohiddin Mantaj bilan Tashqi munosabatlar va Yevropa ittifoqi ishlari bosh mudiri Qasim Chechakmo ishtirok qildi. Xitoyning xohlagancha tutqun qilish harakati davom qilmoqda. 29-avgust Dajuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda xohlagancha tutqun qilishni davomli ilib bormoqda. Amerika Tashqi ishlar jurnalida Xitoy rejimining Sharq Turkistonda xohlagancha tutqun qilishni davomlashtirganligi haqida maqola e'lon qilingan. Maqolada Xitoy kommunistlari xohlagancha tutib lagerlarga solishni davomlashtirayotganligi, jamiyatda qolgan kishilarmi boshqalarga gap qilishga petin olmaydigan bo'lib qolganligi. 2016 yili 8-oyda boshlangan xohlagancha tutish harakati hozirgacha davom qilayotganligi Xitoyning maqsadi barliq Sharq Turkiston xalqining kallasiga kommunizmni qo'llash, kommunizmni suyish ideyasini o'rnatish ekanligi. Hozir Sharq Turkistonda sababsiz lagerlarga qamalgan kishilarning soni necha milliondan oshib, 2-chi dunyo urushida Gitler ta'sis qilgan lagerlarga qamalgan yahudiylarning sonidan necha hissa oshib ketganligi. O'z vaqtida Gitlerning lagerlarga solangan yahudiylarning soni eng ko'p bo'lganda 700 mingga yetganligi bildirilgan. Ürümçi İstanbul hava qatnışı əsligi kilidigan boldi. 28 avqust xəbəriyyəti torunan bildirişcə, Ürümçidən İstanbulğa bivasta uçudigan hava yolu bu il 12-ci ayda eçilmaqçı bolgan. Xəbərdə 2016 ili toxtab qalgan Ürümçi bilən İstanbul arasıda qatnavatqan Xitay Canubi Avasiya şirkiti ayroplani bu il 12-ci ayda qatnaş başlaydigallıqı, yeni yolgu quyulgan Ürümçi İstanbul hava qatnışı bir həbtidə 3 qitim uçudigallıqı bildirildi. Xitoy Afg'onistonda harbiy baza qurishga boshlandi. 28 avgust xabariyati to'g'rining bildirishicha, Xitoy Afg'onistonda terrorlikka qarshi turish bahonasi bilan harbiy baza qurishga boshlagan. Janubiy Sahar gazetining Xitoy armiyasiga aloqador xabar manbalarida Xitoyning terrorlikka qarshi turish bahonasi bilan Afg'onistonning Badaxshan rayoniga tava Vahan koridoriga harbiy baza qurishga boshlaganligi bildirilgan. Mazkur harbiy baza Xitoyning chet elda qurgan tunji harbiy bazasi bo'lib hisoblanadi ekan. Xitoy qurmoqchi bo'lgan harbiy bazasining Jibutidagi harbiy bazasiga o'xshamaydigan yeri shuki, Xitoy mazkur bazani Xitoy mustamlakasidagi Sharq Turkistonning chegara eg'iziga qurishga boshlaganligi ekan. Xitoyning Sharq Turkiston chegaralangan rayonga harbiy baza qurishi hamma kishining diqqatini chekkan. Xabarda harbiy bazasining qachon bitadiganligi hamda harbiy bazaga qanchalik mablag' silishni plan qilganligi haqida ma'lumot berilmagan. Vahan koridori bilan Sharq Turkistonning orliqi 350 km keladigan bo'lib, Xitoy mazkur bazaga bir gazarma askar yotkashni plan qilmoqda. Xabar manbalarida Xitoyning 3 yil ichida Afg'onistonga salgan umumiy mablag'i 70 million dollarga yetganligi bildirilgan. Erdoğan Türkiye'nin 2023 yıllık nişanları bütkül coğrafyanın istikbalini belgeleydi dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 2023 yıllık nişanlarının hem Ankara'nın hem bütkül coğrafyanın kelaçki hem istikbalini belgeleydi gallıkını etti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Cumhur Reis Erdoğan 30. Ağust Zafer Bayramı ve Türk Korallı Kısımları Günü münasebeti bilen ilan kılgan bayanatıda mundaq deb görsetti. Türkiye 2023 yıllık stratejilik nişanlarına yetken çağda bu hem bizden hem bütkül coğrafyanın kelaçkini, istikbalini ve yönülüşünü belgeleydi. Tarihimizin her bir devirdeki okşaşla bugünkü gündümü bizden zor ümitlerini kütüp, biz bilen birlikte küreş kılıvatkan barlık mezlumlar ve zulümlü uçurguçlar için küreş kılıvatımız.
növəti bizning yeni zəfərlərinin, yeni müvəffəqiyyətlərinin bu soğısı aldıda turuvatqanlığımızğa işinimən. Allah xalısa Türkiyəyə işindigan dostlarımız bilan birlikdə çuqum bu kürəşdi qələbə qılıb zəfər quçumuz. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu şəhərdə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızı görüşəcəksə sizlərinə cənabi Allah tapşırmız. Şunaqla proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xidmətdaşlarımıza köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullahi taala və barakatuh.